Haftanın ilk basın özetlerinde ilk gazetemiz New York Times. Gazete, Başkan Donald Trump'ın barış görüşmelerinden en azından şimdilik çekilmesi üzerine Afganistan'da şiddet eylemlerinin artacağı kaygılarının yükseldiğini yazıyor. Habere göre Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çıktığı bir dizi televizyon programında Camp David'de Taliban yetkilileriyle geçtiğimiz hafta sonu yapılması planlanan görüşmelerin örgütün saldırı düzenlemesi üzerine iptal edildiğini söyledi. Pompeo, Taliban'ın müzakere masasında elini güçlendirmek için Afganistan'da saldırılar düzenlediğini kaydetti. Saldırılarda bir Amerikan askeri Kabil'de yaşamını yitirdi. Adım adım sonuca yaklaştığı düşünülen diplomatik sürecin aniden kesilmesinden sonra Başkan Trump'ın bundan böyle Afganistan konusunda nasıl bir yol izleyeceği ise henüz belirsiz. Öte yandan Trump'ın Taliban'a yaptığı gizli daveti geri çektiğini kamuoyuna açıklaması ve görüşmeleri aniden kesmesine ilişkin soru işaretleri giderek artıyor. Trump'ın Camp David'de düzenlediği tiyatral bir zirve toplantısıyla anlaşmayı kendi başına sonuçlandırması arzusu da gazeteye göre görüşmeden vazgeçmesine yol açmış olabilir. Washington Post'a 40 eyalet başsavcısının teknoloji devi Google'a karşı yeni bir tekelleşme soruşturması açmaya hazırlandığını yazıyor. Habere göre eyalet başsavcıları Google'ın yeni kurulan firmalara zorluk çıkardığı, internet kullanıcılarını daha pahalı ve kötü hizmete maruz bıraktığı, çok fazla kişisel veri işlediği ve tüketici mahremiyeti pahasına gelir rekorları kırdığı şeklindeki suçlamaları mercek altına alacak. Google'a yönelik soruşturmaya katılan Minnesota Eyaleti Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Kate Ellison, teknoloji firmalarının çok hızlı büyüdüğünü, bunun da bu firmaların rekabeti güçlendirecek şekilde denetlenmesini engellediğini söyledi. Tarihe bakıldığında tekelleşme ve şirket evliliklerine yönelik soruşturmaları federal hükümetin yürüttüğü görülüyor. Ancak gazete eyaletlerin de tüketicileri korumayı amaçlayan tekelleşme karşıtı yasalarını devreye sokarak kendi soruşturmalarını yürütebildiğini hatırlatıyor. Wall Street Journal'sa Çin ekonomisinin durumuna ilişkin resmi verilerle iktisatçı ve şirketlerden alınan görüşlerin birbirleriyle çeliştiğini yazıyor. Habere göre resmi Çin verileri bu yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyüme oranını %6,2 olarak açıkladı. Bu son 4,5 yıldır Çin'den gelen ve Pekin'in hedefi çerçevesinde olan oran dahilindeydi. Ancak Çin sanayi merkezlerinin uydularla yapılan gözlemleri Çin ekonomisinin daraldığına işaret ediyor ve gazete Çin yeni yılı kutlamalarından sonra işlerine geri dönenlerin sayısında sert düşüş kaydedildiğini bildiriyor. Uydu fotoğraflarından enerji tüketimi verilerine birçok unsuru değerlendiren uzmanlara göre Çin ekonomisi dışarıya karşı sunulan imajdan daha zayıf bir görünüm sergiliyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.